Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Starfield. Evet, beklediğimize değdi mi? Ne yalan söyleyeyim, benim beklediğime hiç de değmedi. Kendim için konuşuyorum. Biliyorsunuz ben boş zamanlarımda bile hobi olsun diye astrofizik kitapları okuyan bir insanım. Hani uzaya o derece düşkün biriyim. Ama beni bile etkilemeyi başaramadı. Ne yazık ki. İşte önce eksilerinden başlamak istiyorum. Evet, yıl olmuş 2023. Hala sabit duran NPC'ler var. Yani herhangi bir konuşma esnasında hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. O şekilde duruyorlar. 2015'te çıkan Fallout 4 gibi. Ama biz artık 2015'te değiliz. Gerçi 2015 diyorsunuz ama o zamanlar Witcher 3 çıkmıştı. Action RPG'nin en güzel örneklerinden bir tanesi. Ondan önce de Dragon Age ve Mass Effect serisi vardı. Onlar da aynı şekilde en güzel örnekleriydi. Zaten bu action, sinematik action RPG ilk Dragon Age Origins başlatmıştı. Metal Gear Solid tarzında bir RPG oyunu. Ki burada Metal Gear Solid RPG oyunu değil tabii ki de. Sinematik olduğu için söylüyorum. Aynı zamanda çok büyük bir eksiği daha var benim için. O da bizim karakterimizin konuşmuyor olması. Evet, bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü oyundaki ambiyansa bu şekilde giriş yapamıyorsunuz. En son yine Fallout 4'ten örnek vereceğim. Orada ne güzel karakterimiz konuşuyordu. Gayet güzeldi. Bu sefer tembelliğe gelmişler ve yapmamışlar bunu. Tabii artıları var mı? Tabii ki de var. Mesela günümüzde şu anda Starfield'ın alternatifi herhangi bir oyun yok. Bir Mass Effect Andromeda var. O da biliyorsunuz anlatmama gerek yok. Çok büyük Mass Effect hayranı olmama rağmen gerçekten olmamış bir oyundu Andromeda. Artıları ise görev sistemi harika, muhteşem. Her taşın altında bir hikaye çıkıyor ve görevler birbirlerine o kadar güzel entegre edilmiş ki başından kalkmak istemiyorsunuz oyunun. Mükemmel olmuş. Kombat sistemi de harika olmuş. Ve tabii ki de keşif. Ben 10 saat üzerinde bir gameplay yaptım, yani oynadım oyunu. Gayet keşif konusunda da memnun kaldım. Hani ortalama dersek 100 üzerinden 88, en fazla 90'lık bir oyun olmuş. Daha iyisi yapılabilirdi. Resident Evil 4 Remake'i de o yüzden beğenmemiştim. Onun da daha iyisi yapılabilirdi ama Capcom tembelliğe gitmişti. Bunun için de aynı şeyi söylüyorum. Ve tabii ki de bu benim oyunu oynamayacağım anlamına gelmiyor. Yani bir 2-3 ay kadar ben bu oyunu sömüreceğim. Biliyorsunuz sadece bu oyun için PlayStation'ı sattım ben. Xbox Series X aldım. Şu anda onun üzerinden oynuyorum. PlayStation'da oynayacak eksklusif oyunum kalmamıştı. Ben de Starfield için konsol aldım. Evet. Lafı fazla uzatmayacağım. Oyunu şöyle bir yarım saat, 40 dakika sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbet merak edenler vardır. Efendim. Bakın. Şu anda gemideyiz değil mi? Sol tarafta laser, ballistic, missiles. Şurada hemen gösteriyorum. Burada gemideki enerjinizi, power'ınızı buraya yönlendirebiliyorsunuz. Mesela laser'la saldıracağım, ona power veriyorum. Ballistic, missile, füzeler, engine, motorumuz, shield'lar, gravity var bir de. Neden bunları kapatmıştım? Çünkü bunları kapattığınız zaman oyun esnasında düşman gemileri sizi algılayamıyor. Stealth moda geçiyorsunuz, bilginiz olsun. Hani ben videoyu çektiğim esnada kimse bana saldırmasın diye yaptım onu. Şu anda hiçbir düşman gemisi beni algılayamıyor. Sağ tarafta shield offline diyor gördüğünüz gibi. Onu açtığım zaman shield'ım doluyor hemen. Şimdi öyle random herhangi bir yere gideceğim. Nereye gideceğim biliyor musunuz? Oyun içerisinde bazı şeyleri de göstereceğim. Temel mekanikleri göstereceğim aynı zamanda sizlere. Şöyle herhangi bir görev yapmayacağım yani. Görev çıkacağını zannetmiyorum. Belki çıkar bilemem. Şöyle haritayı açalım. Inventory'yi de göstereceğim size yavaş yavaş. Önce bir star map'i açalım yıldız haritasının. Şu anda gerçek hayatta da bize en yakın olan sol tarafta yazdığı gibi Alpha Centauri'deyiz.
oyundaki yıldız sistemleri gerçek hayatta bize en yakın olan yıldız sistemleri ile kurulmuş. Bakın mesela ortada bir yıldız var gördüğünüz gibi. Bu güzel bir ayrıntı. Yıldız uzay ve zamanı büktüğü için şöyle bir kütle çekim etkisi yapmışlar. Gök cisimleri ne kadar büyükse uzayda da o kadar büyük, ne derler ona, bükülme yaratıyorlar. Onu bu ilk defa bu oyunda gördüm. Güzel bir ayrıntı. Bayağı hoşuma gitti. Mesela bu yıldız yerine bir kara delik olsaydı şu kısım böyle sonsuza kadar gidecekti aşağı doğru. Şimdi Alpha Centauri'deyiz. Ben çıkıyorum. Nereye gideceğiz biliyor musunuz? Tanıdık bir yere gideceğiz. Kendi yıldız sistemimize gideceğiz. Sol sisteme. Oradan nereye gidelim? Jüpiter'e gidelim. Önce bir Jüpiter'e gidelim. Sol tarafta gezegenin özellikleri yazıyor zaten. Bu gaz devine bir uğrayalım bakalım nasıl yapmışlar. Ben de merak ediyorum. Sizlerle birlikte ilk defa göreceğim. Bakın büyük gözü bile yapmışlar buraya. Buraya kaç tane? 40 tane dünya mı ne sığıyordu galiba? Öyle bir şey diyorlardı ama. Güzel. Jüpiter'i gayet güzel yapmışlar. Gidelim o zaman. Hemen buradan kuruyorum destination'ı. Sağ tarafta jump çıktı gördüğünüz gibi. Hiç endişelenmeyin. Oyunda yakıt alma gibi bir probleminiz olmayacak. Sonuçta bu bir simülasyon oyunu değil. Ve aynı zamanda saldırı yapacağınız esnada da geminize herhangi bir ne derler ona mermi almanıza gerek yok. Cephane doldurmanıza gerek yok. Ben gidiyorum. Hadi bakalım. Ve çok fazla yükleme ekranı var. Eğer iyi bir SSD'niz yoksa kesinlikle oyunu tavsiye etmiyorum. Oynamayın sakın. Evet, Jüpiter'e geldik. Burada güneş fark ettiyseniz beyaz görünüyor. Normali de odur zaten. Biz dünyadaki dış katmanlardan dolayı atmosfer sarı görürüz güneşi. O orijinali budur. Güneş uzaydayken böyle görünür. Gerçekçi yapalım demişler ama keşke biraz içine fantezi de koysalarmış. Böyle renkli olsaymış. Renk paleti biraz daha iyi olabilirmiş. Şimdi ne yapalım? Burada iki tane hepimizin bildiği uydusu var Jüpiter'in. Bir tanesi en yakın zamanda çıkan o lanet olası Kalisto protokolünün geçtiği Kalisto. Önce oraya bir gidelim bakalım. Kalisto'da inebilecek miyiz? Görebilecek miyiz? Orada nelerle karşılaşacağız? Merak ettim. Bir gidelim bakalım oraya. Nerede o mesela? Ardından Europa'ya gideceğim. Biliyorsunuz gerçek hayatta yaşamın, yani yaşamın olma ihtimalinin en yüksek olduğu gezegenlerden bir tanesi. Daha doğrusu uydulardan bir tanesi Europa. Şöyle bakalım. Io var burada. Kalisto burada. Bu ölü bir gezegen arkadaşlar. Jüpiter'in ölü uydusu bu. Niçin ölü diyorlar biliyor musunuz? Onu da açıklayayım size. Kalisto'nun çekirdeği ölü. Evet, bildiğiniz ölü. Ölü olduğu için herhangi bir tektonik aktivite yok gezegen yüzeyinde. İşte volkanik olsun, tektonik hareketler olsun, hiçbir şey yok. Tamamen ölü. Ve aynı zamanda Jüpiter'e en uzak uydulardan bir tanesi olduğu için, Jüpiter'de gel git yapamadığı için gezegenin çekirdeği soğuk kalmış ve bu şekilde ölmüş. Yani gerçek hayatta örnek veriyorum, sadece atıyorum, 3 milyar yıl önce Kalisto'ya çarpan bir gök taşı hala o çarptığı yerde duruyor. Yani Kalisto'da ne kadar büyük şeyler olduğunu siz tahmin edin. Hani mineral anlamında, madencilik anlamında manyak bir şey çıkabilir orada yani. Gerçekten gerçek hayatta da merak ediyorum bu gezegeni. Herhangi bir yere girmek istiyorum ben. Mesela Kalisto dedim. Travel diyelim. Acaba iniş yapabilecek miyiz? O da var. Hiç bilmiyorum. Evet, geldik.
tekrar açayım şeyi ben. Haritayı tekrar açıyorum. Scan yapalım. Sol tarafta gördüğünüz gibi scan var. Taradığımız zaman Kalisto'nun üzerindeki kaynakları gösteriyor bize. Mesela bakın, burada demir var. İşte efendim, başka ne varmış burada? Hiçbir şey yok. İlginç. Demir mi var sadece burada? Yalan. İlginç. Mesela aydınlık bir yerine iniş yapalım. Tam da kutuplar değildi. Zaten ölü gezegen anasını satayım. Nereye inersek aynı. Şuraya bir inelim. Ve evet, Bethesda bir salaklık yapmış, çok büyük bir salaklık. Böyle bir oyuna, böyle büyük bir keşif oyununa herhangi bir motorlu araç koymamış. Yani gezegen içerisinde seyahat edebileceğimiz herhangi bir şey koymamış. Yani öyle nasıl derler, şey gideceğiz, hep yayan gidip geleceğiz. Mesela ben şu an get up diyorum. Bu arada atmosfer, ışıklar vesaire çok güzel. Şöyle inventory'ye girelim. Inventory'de önce bir üzerimizi çıkartalım. Astronot giysisiyle oturmuşuz oraya. Burada aldım silahlar. İşte madencilik yapmak için bu lazerimiz vesaire var. Bunlar çevrede bulduğum silahlar. Oyunda combat sistemi çok güzel bu arada. Haberiniz olsun. En sevdiğim özelliği oldu benim şahsen. Bethesda bayağı bir geliştirmiş kendisini. Fark ettiyseniz burada sarı var. Burada da mor var. Bunlar işte legendary item, rare item. O yüzden bu şekildeler. Ardından burada space suite'imiz var. Sağ tarafta özellikleri yeri alıyor. Gördüğünüz gibi fiziksel olsun, enerji olsun, işte termal, işte radyasyon vesaire. Bu gibi şeyleri gösteriyor. Her giysi size farklı özellikler veriyor. Ve aynı zamanda sırtınızda kullanmak için bir pekiniz var. Bu pek de size ekstradan, sağ tarafta yazdığı gibi, mesela bu ekstra %25 radyasyon resistance veriyormuş. Bir de boost pek veriyormuş, ama basit bir boost pek. Yani hani jet pek var ya, işte uçuyorsunuz. O. Tabii uçmak için de skill puanı vermeniz lazım ayrıca. Sonra demeyin ulan ben bunu taktım niye uçamıyorum demeyin. Onu da göstereceğim size. Burada kaskımız var. Yani texture'lar gayet hoş olmuş. Güzel. Gerçekçi, organik görünüyor her şey. Mine'dı işte. Emo'ydu vesaire. Resources'lar. Bunlar. Ben niye böyle konuşuyorum? Resources'lar. Konuşmam değişti anasını satayım. Bir an entel hissettim kendim. Şimdi buradan çıkıyorum. Skill'lere geliyorum. Gördüğünüz gibi fiziksel, sosyal, combat, science, tech diye ayrılıyor. Ben sosyal ilerliyorum genelde. Ben her zaman RPG oyunlarında karizma puanımı en yüksekte tutarım. Oyunda da işe yarıyor. Gayet güzel bir konuşma sistemi koymuşlar oyunda. Oyunun başında size tek tek gösteriyor zaten. Hani normal bildiğiniz sıradan sadece karizma puanını kullanayım da geçeyim muhabbeti yok. Daha ayrıntılı olmuş. Mesela karşınızdaki bir düşman mizacı, kişiliği nasılsa ona göre hareket etmeniz lazım. Mesela diyelim ki çok şiddetli davranan bir insan, ona kibar yaklaşmanız lazım. Anlatabildim mi? Kibar seçenekleriyle girişmeniz gerekiyor. Öyle sadece karizma puanınız yüksek diye geçemiyorsunuz. Burada önemli olan skill'leri göstereceğim size. Birincisi olmazsa olmaz security, yani herhangi bir cihaz açmak için lockpick'ler kullanıyorsunuz yani. İşte maymuncuk kullanıyorsunuz ya kasa açmak için, kapı açmak için. Ha, bunu açmak zorundasınız. Diyelim ki bunu açtınız. Bitiyor mu? Tabii ki de hayır. Bunu da göstereceğim birazdan karşımıza çıkarsa uygulamalı şekilde. Bunu her yaptığınızda experience kazanıyorsunuz ve sadece security üzerinden level atlayabiliyorsunuz. Onun için
Rank 2'yi açabiliyorsunuz. Rank 3, rank 4 diye gidiyor. Yani sadece skill sol tarafta skill point'inizin olması demek bunu açıyor anlamına gelmiyor. Ekstradan bunları bolca kullanarak bunlara seviye atlatmanız gerekiyor. Anlatabildim mi? Bu şekilde bir skill sistemi var. Burada size tavsiye edebileceğim oksijen var, fitness. Oyunda çok fazla eşya taşırsanız eğer, biliyorsunuz Fallout serilerinde veya Skyrim'da karakter yürüyordu, koşamıyordu. Bunda oksijeniniz hemen tükeniyor. Çok fazla eşya taşırsanız. O yüzden bunu açmanızı tavsiye ediyorum. Ben açacağım, unutmuşum onu. Başka ne var? Star Map'a baktık. Ship var. Ship'in özellikleri yazıyor. Burada bildiğiniz üzere parçalarını vesaire değiştirebiliyorsunuz. Kargomuzda neler olduğunu görebiliyoruz ayrıca. Ben bilerek bunları kargoya attım üzerimde yük olmasın diye. Öyle yani. Oyunda şimdiye kadar 10 tane farklı gemi gördüm. Hiçbirini alamıyorum. Param yetmiyor şu anda. Tek tek parçaları söküp değiştirebiliyorsunuz. Farklı parçalar alabiliyorsunuz. Çıkıyorum. Burası böyle. Bu şekilde third person oynayabilirsiniz oyunu. Ama bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü dediğim gibi konuşma olmadığı için bunca yaptıkları emek boşa gitmiş. Karakterimiz konuşmuyor ve karakterimizi aksiyon esnasında hiç göremiyoruz. Rezillik. Başka bir şey değil. Geminizin içinde bunlar en şeyler. Burada bakın. Research Station'ımız var. Burada araştırmalar yapıyorsunuz. İşte bu ne derler? Farmoloji olsun, yemek olsun, işte silah modlar olsun vesaire. Bunlara tek tek mod ekleyebiliyorsunuz silahlara. Çevrede bulduğunuz kaynakları kullanarak. Mesela alüminyum, nikel ve sealant diye bir şey istiyor bu. Bunu yapmışım ben zaten. Öyle. O şekilde yapabiliyorsunuz. Yemek yapmak istiyorsanız mutfak var. Tencere kapağı kalmış, onu alayım. Burada bulduğunuz yemek, işte çevredeki kaynaklarla yemek yapıyorsunuz işte. İşte uzaylı bokuyla kahve yapıyorsunuz. Menemen yapıyorsunuz. Değişik şeyler var. Öyle. Şimdi ben çıkacağım. Bir Kalisto'da bir tur atacağım bakalım. Kalisto'da neler varmış. Giysimizi giyelim. Evet, robotumuz yanımızda bize asistanlık yapıyor. Vallahi ben seni gördüm, hiç memnun olmadım. Yürü git. Şurada sanki bir şeyler gördüm. Bu bizim tarayıcımız. Tarayıcımız olmazsa olmaz kesinlikle. Her şeyimiz bununla yapıyoruz. Bu karşıda bir şey var. O ne lan öyle? Yanımda bir tane eleman var. Beni biliyorsunuz Fallout serilerinde olduğu gibi yanınızda her zaman bir kampanya oluyor. Onu da siz seçiyorsunuz. Şu neymiş merak ettim ha. Outpost olayına hiç girmedim bu arada. Bu şekilde outpost yapıyorsunuz. Buna da bakarız herhalde, bilmiyorum. Şuraya bir bakalım ne varmış orada. Bu arada silahlar gayet hoş. Animasyonlar, silah modelleri vesaire. Oyunun her şeyi kötü değildi yani. Hani eksileri olduğu kadar artıları da var. Onu söyleyebilirim size. Şu anda bende bulunan silahlar bunlar. Karşımıza ne çıkacağı belli değil. Bu yüzden hazırlıklı gidelim. İlerleyelim. Kalisto'da cidden ölüymüş. Hiçbir şey yok burada ya. Mesela bak burada bir şey var. Neymiş bu? Bunu scan yapamıyorum nedense. İlginç.
Toksit gaz var burada. Kaç. Bakalım. Şurada neler çıkacak. Pardon. Şöyle güçlü bir şeyler alalım. Ufak olduğuna bakmayın bunun. Güçlü. Karpuzcum hoş geldin. Bu arada Twitch'te yayın yapıyorum. Biliyorsunuz bende bilgisayar yok. Twitch'te yayın alıp YouTube'a aktarıyorum. Gördüğünüz gibi burada yer çekimi farklı olduğu için direkt uçabiliyoruz. Jetpack'imizi de hafif bir şekilde kullanabiliyoruz. Yer çekimini kullanarak değişik akrobatik hareketler yapabilirsiniz. Bu neymiş? Ben bunu çözemedim abi. Göze çarpıyor. Ne oldu belli değil. İlginç. Organik bir kaynak bulduk orada. Enteresan. Şurada kule gibi bir şey var. Şu karşıda oraya gideceğim ben. Neymiş o merak ettim. Bir de şurada bir şey var. Orası daha yakın. Bu neymiş? Demir. Al abi demir. Demiri ateş etme yavrum. Hayvanlaşma. Heh. Bunları ekstradan gidip toplamanıza gerek yok. Direkt sizin şeyinize ekleniyor. Inventory'nize ekleniyor. Şurada değişik kuleler muleler bir şeyler var ya. Ne bunlar ya? Bak şurada da bir şey var. Ne bu? Helyum falan var burada. Helyum aldım. Çökmüş bir madene rastladık şu anda. Çökmüş maden. İlginç, enteresan. Burada da şey var. Demir var. İki tane demir verdi. Bu ne? Bu da mı demir? Ver abi lazım olur. Bunlar nedir abi? Enteresan. Ha buradan şeyi çıkartıyorlar. Madencilik yapıyorlar burada. Bunlar mobil kazıcılar abi. Yani bizler de bunlardan yapabiliyoruz. Outpost kurduğumuz zaman. Güzel güzel. Manzara da güzel görünüyor. O ne? Aa burada biri ölmüş. Madencinin biri ölmüş burada. Yazık ya. Üzüldüm şimdi bak. Lead. Bakın. Arkadaşlar oyunda beğendiğim mekaniklerden bir tanesi de şu oldu. Mesela bir şey aldınız ya, bayağı bir şey topladınız. Inventory'ye girdiğiniz zaman bakın sol tarafta üst kısımda New Items diyor. En son ne topladığınızı gösteriyor size. Gördünüz mü? Bu çok güzel bir özellik. Bunu kim koyduysa, akıl ettiyse helal olsun. Bu arada harika görünüyor şeyler ya, modeller falan. Taşı yalayasım geldi. Log bulduk ama boş. Enteresan. Şu an Kalisto'dayız. Jüpiter'in uydusu. Jüpiter görünüyor mu bu arada? Jüpiter nerede lan? Diğer tarafta mı? Yo, Jüpiter. Harbiden Jüpiter nerede oğlum? Neyse, koskoca Jüpiter lan bu. Yıldızdan sonra, güneşten sonra en büyük şey anasını satayım. Gök cismi bizim şeyle yıldız. Bakın burada kazıyıcı mazıyıcı bir şeyler bulduk. İşte mikroskop bunları satıyorsunuz böyle. Vesaire. Burada ne varmış? Collapse mine varmış. Burada maden çökmüş.
Çöken madene gidelim. Burada da bir şeyler var. El bombası buldum. Yanıcı mayın buldum. Güzel güzel. En azından boş gitmeyeceğiz. Hadi canım. Abi burada bir tane şey bulduk. Çökmüş maden. Acaba nasıl git? Ne var burada? Lan acayip merak ettim. şimdi oraya gitsek biz nasıl çıkacağız abi? Geri çıkışımız olmaz ki bizim oradan. Ben oyunu kaydetmek istiyorum. Aa direkt girdik. İlginç. Enteresan. Kalisto madenlerinde. Bak burada da öyle bir tane madenci var. Uuu çok gizemli oldu. Medpack alalım. Krediler var. Acaba ne olmuş burada? Yani direkt çökmüş mü öylece? Allah'tan yer çekimi şey. Yoksa ölmüştük şuradan düşsek. Ben hiçbir şey anlamadım. Bu ne? Demir mi? Ne alakası var lan? Ha şunu görüyor galiba. Okey. Oğlum burada karşımıza yaratık maratık bir şey çıkmasın lan. Yani hiçbir şey koymadınız mı buraya ya cidden? Creature pile mı? Oha! Baksanıza. Yaratıklar falan var burada böyle. Bunlar mı öldürmüş bu insanları? Çok ilginç. Acaba karşımıza çıkarlar mı? Bakalım ne aldık? Şurada bir tane şeyi bulduk bak. Egzotik bir tane organik kaynağı bulduk. Bu yaratıklara ait bir şey bu. Ölüler, ölü olanlarından galiba. Nice. Bir gidelim bakalım. Burada yer çekimi az olduğu için uçabiliyorduk değil mi? Bakalım etrafa. Yani ben burada bir şey bulamadım ya. O ne lan? Ha şey. Bizi takip eden. Hayır yani şey olsaydı bu cesetlerin üzerinde. Hani şurada bu olay oldu falan filan sesli bir kayıt olsaydı güzel olurdu. Burada mermiler falan bulduk. Enteresan. Aykut Bey hoş geldiniz. Yani burada bir şey yok herhalde. Yaratıklar da gitmiş. Neyse böyle bir şeyle karşılaştık. Kalisto'da kendisi kadar ölü şeyler var abi. Jüpiter neden görünmüyor ama onu anlamadım yani. İlginç.
Etrafımıza bakalım. Gidilecek bir yerler var mı diye. 500 metre ileride bir şeyler var. Koşalım. Hatta direkt zıplayalım. Zıplayalım, yorulmayalım. Orada gemi var ha. Şu gemiye girebilir miyiz acaba? Çok merak ettim. Oksijenimiz tükeniyor diye böyle karakterimiz acı çekiyor şu anda. Uçalım biraz. Bu arada o gemi mi? Gördüğünüz gibi fazla eşya taşıdığım için şey oluyor, ne derler ona? Oksijenim tükeniyor. Buradan atmam gereken eşyalar var. Hemen bakalım. Bunu da atalım. Başka ne var atmamız gereken? Resources'lar var. Mecbur bunları da atacağız ya sanırım. Abi 135 kilo ne taşıyoruz biz? Ben anlamadım ki arkadaş. Yok, sıfırdan başlamadım. Bu benim bu asıl oynadığım karakter. Şu an enteresan. Silahlara bakıyorum. Abi silahlar da... Şu an atacak hiçbir şeyim yok ya. İşte bak, bu büyük sıkıntı. Biraz daha koşalım. Acayip merak ettim, şu geminin içine girebiliyor muyum acaba? Aa, içinde birileri var galiba bunun. Kaydedelim abi. Abi ben 153 ne taşıyorum onu anlamadım ki, çözemedim ne taşıdığımı. Oha, gemi bayağı büyükmüş. Şu içine girelim bakalım ne olacak acaba. Merak ettim. Aa, epileptik bunlar. Korsan şey. Oha. Oğlum şey çıktı lan. Şey, uzay gemisi kalktı. Ben içindeyken. Oğlum bir dakika lan, çok iyi, bir dakika. Dur bir saniye. Harbiden kaçırıldım ya. Bura ne? Ne bu? Ha şey. Tamam. Bu ne? Daha benim geldiğimi farkına varmadılar galiba. Burası nereye çıkıyor? Daha yukarı çıkıyor mu? Ha, bu landing back access. Bir enayi gelsin de kapıdan içeri girsin diye mi? Harbiden ya. Lan ya arkadaş, bir çıkamadık ha. Aha bak. Dur şey atacağım, el bombası atacağım bir dakika. Nerede? Frag grenade. At abi. İçlerinde patlasın. Ah. Ulan kapıyı da kapatsaydım. Ne oldu? Öyle kaldınız. Vay. Oğlum gemiyi de kullanabiliyoruz galiba. Aynen, kullanabiliyoruz acı.
Oğlum çok iyi lan. Aykutçum, benim para kazanmam şey, ne derler? Twitch'te para kazanma şeyim yok benim, özelliğim yok, haberin olsun. O yüzden bağış vesaire yapma. O yüzden ben Twitch'e geri dönmüyorum. Şu an sırf YouTube'da yayın açamadığım için mecbur buradan yayın yapıyorum. Buradaki videoyu YouTube'a atıyorum. Bak burada bir tane yaratık var. Gemiye yaratık girmiş. Valla onunla hiç uğraşamam Aykut ya. Hiç vaktim olmuyor ki. Bugün izinliyim diye bu videoyu çekiyorum. Eskiden de o, işsiz olduğum zamanlarda. Abi kullanalım mı bunu? Ne yapalım? Aa, bunlar gerçi uzaya çıkmıştı, değil mi? E ben nasıl geri döneceğim kendi uzay gemimin yanına? Bir dakika abi ya, ortalık bayağı karıştı. Hoşuma gitti yalnız. Ele geçirdim işte şu anda gemiyi. Vay 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 vay. Bunların silahları da değişik ha. Baksana. Aa, doğru diyorsun. Acaba satılıyor mu? Hiç bilmiyorum ki. Abi benim gemim nerede? Ben şimdi gemime nasıl ulaşacağım? Dur bakalım. Ah, landing area. Burada benim gemim. Aa. Gemi tasarımları en azından elitten bir kat iyi. Yani elit dediğin oyun 2015'te çıkmış oyun. Benim uzay gemimin burada olması lazım. Ben iniş yapıyorum buraya. Şimdi nereye gideceğiz biliyor musunuz abi? Europa'ya gideceğiz. Oğlum manyak. Bu nefes alabiliyor acı. Oğlum nasıl nefes alıyor lan bu? Çok ilginç lan. Bug'a mı girdi acaba? Bence bug'a girdi oyun. Kafada patlamıyor. Aynen öyle abi. Abi benim gemim nerede? Oha, gemim kayboldu. Oğlum gemim kayboldu lan. Uzayda mı? Abi benim uzayda değil ki gemim. Ben buraya indirmiştim gemimi. Bilmiyorum ben şu an gemimi nasıl bulacağım? Etrafıma bakıyorum ama yok. Dur bir bakın, bir şey deneyeceğim, bir dakika. Oo. Burada olabilir bence ya. Bir dakika deneyeceğim şimdi. Benden mi izliyorsun İlkler? Ben de ilk defa görüyorum işte. İlk defa oynuyorum buraları. Hayda, bu elemanlar da bizim bu gemiye gelmiş. Bu benim artık home gemim olmuş. Bu cesetler burada duruyor. Abi çok garip ya. Dur ya bir dakika.
Şimdi buradan şöyle yapalım. Ship diyelim. Aa, otomatik. Main game oldu ya. Bu diğerlerini garaj var, sonra gitmiştir. Aynen. One of your ship is unregistered. You must register the ship before you can modify or upgrade. Bunları kayıt ettirmem lazımmış bu bulduğum gemiyi. İlginç. Yalnız bu gemi de bildiğin eşeğin şeyine benziyor. Bu nasıl bir gemi anasını satayım? Benim gemi burada. E nasıl kullanacağım ben bunu? Aynen, dolfine benziyor, evet. Gemi kullanmayı bulmamız lazım. Ha bak, sağda register diye bir şey çıktı, gördün mü? 10 bin. Ha, şimdi kayıt ettirdim. Gemi artık benim oldu. Okey. Yani buradan direkt kayıt ettirebiliyor musun? Tamam. Remove crew. Sağ taraftan göremiyorum. Neyse, şimdilik bu gemiyle takılalım ya. Harbiden ha, ben onu satacağım. Onun değeri ne abi? Of. Aykut, zengin olduk. Sen bu işi biliyorsun bak. Ben bunu satarım, paşalar gibi bir gemi alırım kendime ya. Hatta deneyelim mi? Ama ondan önce şeye gitmek istiyorum. Bir dakika. Yalnız şansa bulduk bu gemiyi daha, biliyor musun? Aynen, enayi avına çıktılar, kendileri enayi oldular. Of ya. Oğlum çok iyiydi ha. Gemi çaldık. Şu videoda keşke gemi savaşı da gösterebilseydim ya. Hiç korsan yok ki buralarda. Ayda mı buldun gemiyi? Gemi zarar görmedin. Şey yaptım işte, millet açık bırakmış. Kalisto gezegenine girdim. Bir baktım kapısı açık. Ben de içeri girdim. İçeri girdikten sonra gemi uzaya kaçtı. Uzaya kaçırdılar beni Ümit. Sonra hepsini öldürdüm. Gemiyi ele geçirdim. Şimdi şeye bakmak istiyorum. Europa'ya gitmek istiyorum. Law burada. Avrupa'ya gidelim abi. Duplicate mi yapayım? Duplicate nasıl yapayım abi? Pahalıdır onu duplicate yapmak. Oha, burada ne olmuş lan? Burada savaş olmuş. Baksana, gemi enkazları falan var. Aha! Ha, US Vanguard. Bunlar devriye geziyorlar. Bir şey yapıyor. Training yapıyor. Bunlar, bu Vanguard'lar uzaydaki polisler gibi yani. Anlatabildim mi? Hani yardıma ihtiyacım var mı falan diyor. Bu yerde şey gördüm. Düşman gördüm vesaire diyebilirsin. Tekrar devriye atmaya devam edebilirsin diye seçenek çıktı bak. Bu karşıda bizle konuşan adamın ilk günüymüş bu arada. Yani ilk polislik günüymüş. Burada devriye atıyor öylece. Fly safely, sir.
Bir de zorla konuşuyor. Oğlum çok iyi lan. Gidecek şimdi. Bak gitti. Ama burada fena bir savaş olmuş abi. Biz ne yapacaktık? Avrupa'ya inecektik değil mi? Ne diyorlardı? Burası için buzla kaplı diyor. %80'i su mu diyorlardı? Okyanus mu diyorlardı? Bir şey diyorlardı. Karakterin mesleği şey diplomat. Buraya nasıl gideceğim şimdi? Bir dakika. Siken yapalım. Klorin diye bir şey var. Su varmış. Aa, harbiden su varmış lan. şuraya bir inelim bakalım ya. Şuraya inmek istiyorum. Bir tane tesise denk geldik bak. Güya YouTube için video çekiyorum ha. Daha kombat göstermedim. Neyse şimdi gösteririz. Bundan önce çektiğim video arkada ses problemi olduğu için iptal ettim. O yüzden böyle oldu. Yeni video çekiyorum şu anda. O vantilatör sesi vardı ya. O yüzden. Ha, bunu çekmem daha iyi oldu ama ya. Çok güzel şeyler oldu. Harbiden abi. Ben en iyisi eski gemiyi yok. Ben bunu satıp kendime manyak bir gemi alacağım abi. 90 bin yapıyor ya bu. Heh, Jüpiter görünüyor bak. PlayStation fanboylar açıldırsın. Şimdi dışarı çıkalım bakalım abi. Aa, dışarı çıkmadan önce şu üzerimdekilerin hepsini şeye atayım. Depoya atayım abi. Buranın deposu nerede? Heh. Cargo hold. Transfer. Hepsini at abi. Take all. Lan take yapmayacağız ya. Bunları vermem lazım gemiye. Göremiyorum ki şeyi var sağ tarafta. Dur bir saniye. PlayStation fanboy. Ne oluyor lan? Çok tuhaf hareketler yapıyorsun bak. Hiç yakıştıramıyorum sana. Şimdi hemen giysimizi giyelim. Kadın ne yaptı öyle ya? Tövbe tövbe. İhtimal burada bir kombat çıkacak karşımıza. Oğlum bu gemi bayağı iyiymiş lan. Sen geç Spider-Man 2 oyna. Aha bir tane daha gemi geliyor. Bunu da ele geçireyim mi? Gemi flosu kuracağım. Şurada bir şey var abi. Neymiş merak et. Oha bu gemi bayağı büyük yalnız ha. Buradaki yer çekimi nasıl? Burada var. (Gülüyor)
birkaç kadar yere loading koydular. Merdivenlere çıkarken yani silip para iadesi alırdım. Ya bırak ya. Sen git Spider-Man oyna. Çıkmadı mı senin Spider-Man'in? Oğlum bu oyun var ya beni 2-3 ay götürür ha. Burada ne var acaba? Ya bırak aynı oyunun üçüncüsünü kakalıyorlar siz hala diyorsun ki ortalık. Abandoned Industrial Compound. Burası da terk edilmiş. O ne lan? Anam anam o ne? Lanet olsun çok iyiyim ya. Her oyunda iyi olmak zorunda mıyım ya? Ne var lan burada? Bir şey mi saklıyorsunuz? Uçarak vurayım mı? O ne? Ay! Bunu baltayla yok edebilirim. Nice. Uçarak baltayla kafasına gideyim mi adam? Ulan! Oğlum Maelstrom alma ya. Kurban olayım ya. Zaten yerimiz yok. Heh. Heal kullandım ya abi. İki defa heal kullandım. Tarat'ın önünde duruyoruz. Karnımız delik deşik olurdu. Ya bırak ya. Spider-Man'in delik deşik oluyor zaten. Bu ne? Altın diyor lan. Bak bak bak. Altın doldurmuş şerefsizler. Toplamaya gelmişler buraya. Oğlum çok büyük ya. Yukarıdan gelen ölüm. Yukarıdan gelen ölüm. Surprise motherfucker. Ananın. Ay öleceğim. Ulan sağlık şeyim bitti. He, HUD'u açmadan mı? Şu şekilde anca kullanabilirsin. Bak ekmek var burada. Ekmek arası ton balığı yapmıştım ben. Onu yiyebilirim mesela. O ne lan? Bir sürü şey yedi. Oğlum nasıl bir hayvansın sen? O kadar şey yedin hiçbir işe yaramaz. Çok iyi be. Lanet olsun ya. Oğlum el bombası yok mu ya? Lan etrafımız sarıldı. Her yerde düşman geliyor şu anda. Ben ne yapacağım bilmiyorum ha. Bak nasıl zıplıyor.
Aha! Bunlar zengin şey bir de ha. Acaba gemileri buralarda mı bunların? Şu sağlığımızı dolduralım da. Oğlum bunlar çok az şey dolduruyor. 5-3 falan veriyorlar. Bilgisayar buldum. Remote robot control. Aha buldum. Tarıt var mı burada? Tarıtları aktif hale getirelim. Ha deaktive yapabiliyorsun. Gerçi kendine de şey yapabiliyorsun. Neyse deactivate edelim. Ya da bir dakika. Recuperate friend for... Tamam bana ateş etmesin. Ha. Tamam beni korusun. Aktif et şimdi. Tamam. Robot kontrol var. Robot kontrolü de update edelim. Yok etmeyelim. Robotları direkt deaktivite edebiliyoruz. Et abi. Heh. Aha bak orada robot. Ne yapıyor robot şimdi? Aa şeyi saldırıyor. Düşmana saldırıyor. Ya lanet olsun ya. Ya bu kadar da iyi oynanmaz ya bir oyun. Bak tarıtlar da benim tarafımda. Neyse onlar çatışsın. Şurada bir şey var. Ben buraya girmek istiyorum. Yer çekimi güçlü yerlerde bile fall damage yokmuş. Ben ne bileyim abi. Hiç dikkatimi çekmiyor bebeğim. PhD'şim fanboy. Oğlum bu ne ya? Bunlar çok güçlü ya. Bayağı güçlüler abi. Ne yapacağız? Başka bir silah denemem lazım. Bunlarda da mermi yok acı. Ne yapacağız abi burada biz? Hepsini ver anasını satayım ya. Sağlığımı doldur. Ne varsa ver. Dünyayı yedin ya. Harbi dünyayı yedik. Psikopat oldu artık. Geber lan şerefsiz. Sniper as şeyi varmış üstünde. Burada ne var acaba? Bunlar neyin peşinde? Loot yapmaya mı gelmişler? You can do it. You can do it. You can do it. You can do it. Run, run. Burada bak kasa var. ...152 oldu.
Bu neymiş mesela? Oo, bu ne lan? Ha bu şey upgrade hali galiba. Maelstrom. Bende Maelstrom nerede vardı? Modified Maelstrom. Bunları compare yaparsam... Bir dakika. Tamam. Bu neymiş? Bu ne? Madpack. Bu ne oğlum? Ha şey, evet. Aa, bunu biliyorum ben. Grendel. Grendel'ı bendekiyle değiştirelim abi. Tamam. Şimdi gereksiz silahları at Bebeto. Tamam. Pasaportlar Araplara satılıyor. Oho, Araplara bir tek pasaport mu satılıyor? Ülke satıldı anasını satayım. Adam diyor pasaportsun. Çok iyi misin Aykut ya? Buradan nerede adam geliyor ya? Burada kasa vardı zaten. Kasayı açtık bence. Farklı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Diğer ufak tefek loot yapacak şeyler var. Okey, tamam. Lan! Nice. O ne? Burada da bir şey var. You can do it. Burası biraz sessiz gibi ama. Bu ne? Okay. Burada bir şey var. Ne bu? Vallahi bastım ama ne olduğunu bilmiyorum. Enteresan. Ne lan bura? İlginç. Bunları ben mi öldürdüm? Yo. Burada bir kasa daha buldum. Buna expert açma şeyi istiyor ya. Well, this looks like a nice spot for a lovely cup of tea before we return to the carnage. Oğlum sen manyak mısın? Her yerde ceset var, diyor ki çay içelim şurada ya. Ne çayı oğlum ya? Kafan mı güzel senin? Maybe another time. Evet, another time. Gerizekalı ya. Ha, şuradan dolandık, böyle geldik. Anladım. Europa'ya geldik. Europa'da da değişik şeyler yaşadık. Bilmiyorum abi. Ben ne yapacağım biliyorsunuz mu? Gidip şu lanet olası gemiyi satacağım. Öküz gibi bir gemi alacağım kendime. Acaba satılıyor mu? Merak et. Le 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 le. Yapılar çok gereksiz büyük olmamış mı ya? Aynen aynen, çok büyükler ya. Doğru. Baksana şurada da bir tane var. Şurada da var.
Her yerde bir şey var anasını satayım. Bunları nasıl çözeceğiz ya? Bunlar için herhalde büyük şey lazım. Şeyi merak ettim ya. Gerçekten bu gemiyi satabiliyor muyuz? Onu görmek istiyorum. Aynen, fiyatı gösterdiğine göre satış da vardır. Doğru söylüyorsun. Ananın el bombası attım ya. Bak adam şekil oturmuş, gördün mü? Adam el bombası atıyor, bacak bacak üstüne atmış. İşte bize böyle şekil adamlar lazım. Dünyayı bu şekilde kurtaracağız. Pardon, galaksiyi. Take off bebeğim. Uzaylı müziği çalıyor. Şimdi. Uzaylı müziği ne anasını satayım ya. Alpha Centauri'ye git abi. The Eye burada. Gagarin. Okey. Kubian. Ship. New Atlantis nerede abi? Heh. The Lodge. Tamam, New Atlantis burası. Tamam, sen direkt oraya git abi. Bura nere lan? He. Hacı sen nereye git biliyor musun? Sen direkt gemine git. Oradan da bak bakalım gemiyi satabiliyor musun? Aynen, tren ve çok komik ya. Mass Effect Andromeda'daki gibi. Gemiden çık. Bebeğim, sana öyle bir gemi getirdim ki bunu satıp bir daha hayatım boyunca çalışmayacağım. Bedavadan bedeveden şey. Gemi. Oğlum gemi de güzel ama ha. Harbi gemi yani, baksana. Şey gibi, yılan gibi. Anything I can help you with? Bebeğim. I'm sure you can find something you like. Şimdi. Aynen, satılabiliyor acı. Satıyorum. Lan bir dakika lan. Hayda. Benim gemilerim nerede? Niye görünmüyor? Dur bir dakika. Have at it.
Hacı, sanırım... Sanırım satılmıyor ya. Shipbuilder, upgrade ship. Satılmıyor acı. Çok saçma. Ya da ben bilmiyorum nasıl satıldığını. Ne demek satmıyor? Ne yapacağız o kadar gemiyi? Kullanacaksın acı. Yani giriyorum ama... Hepsini seç. Yok abi, satma diye bir şey yok. Belki başka bir yerde satılıyordur. Ulan ben de sevindim. Oyunda bile zengin olamıyoruz ya. Oyunda bile parayı bulamıyoruz ya. Lanet olsun ya. Nothing for us to do. You're in good flying condition. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Gemi zaten taş gibi diyor. Oğlum içini temizleseydiniz bari ya. Ceset var içinde ya. Nasıl bir hayvansınız siz ya? Yok lan, dur, şuna bir füze taktırayım ya. Bu geminin füzesi yok. Hey, what can I do for you? Okay, no problem. İyi de abi. Füze nasıl takılıyor? Oğlum nasıl ben bunlardan bir şey alacağım, anlamadım ki abi. Başka bir yerde mi satılıyor gemi parçaları? Gemiyi nasıl ben modifiye yapacağım? Talk to ship service, vendor located in of the major cities and pick the dialogue option to buy a ship before switching over the ship sailing menu. Allah Allah Allah. Just check out the Trade Authority kiosk next. I'm sure you can find something. Yani buraya giriyorum ama burada öyle bir şey yok. Heh, tamam, buldum. Bir dakika. Bir saniye. Oğlum göremiyorum, hangi tuş lan o? Home ship'ini satamazsın diyor. Aykut, sayende zengin olduk. Yok lan, ben bunu satmam ki. Benim şu an kaç param var? 30 bin. Bunu satsam... Oğlum bunun fiyatı 8 bin mi cidden? Allah belanızı versin. O zaman şöyle yapacağız acı. Dur dur. Şunu değiştireceğiz abi. Bunu home ship yapacağım. Nasıl home ship yapacağım? Abi kafayı yiyeceğim ya. Gemiyi ucuza mı alıyorlar? Got anything you need to offload? Trade Authority is always buying. Kiosk right here for you. Sure, how about it? Abi gemiyi niye ucuza alıyor?
Abi şu sağ tarafta ne yazıyor? Aykut. Make home ship'i hangi tuşa basmam gerekiyor? Ben göremiyorum orayı yayında olduğum için. En sağda, altta 3 tane çizgi var. Heh, tamam. Tamam. Sağ olasın. Şimdi bunu satacağım abi. Bakalım kaça alıyor. Okay, no problem. I'm sure you can find something. Tamam, çözeceğim abi. Çözüyorum, çözüyorum. Bir dakika. Heh. Çözüyorum. Abi bunu 14.000 alıyor ya. Bu nasıl bir şey abi? Türkiye'den beter burası ya. Buradaki esnaf Türklerden beter anasını satayım ya. Ben bu gemiyi 14.000'e satmam. Manyak mıyım ben anasını satayım? Harbiden bunlar manyak ya. Şimdi lazerimiz var. Engine'lar var. Bir de kanonlar var. Kanon yerine şey alamıyoruz mu? Roket alamıyoruz mu? Heh, bak burada. Missile launcher. Bana missile launcher lazım abi. Kaç tane? Oo, 2 tane. Güzel. 3, 3, 6, 12. 12 tane roket. Al abi. Güzel. Engine'lar ne durumda? Engine'ları boş ver. Shield generator. Pulse laser'lara bakalım. Kanon var burada. 12.000 dolarlık şey var burada. Ha. Bu pulse laser'lar bayağı kuvvetli galiba. Dragon, Dragon falan. Dragon laser, fire rate, wrench. Bunun fire rate'i 6. Tak abi. Bir de gemiye şey yapalım. Confirm modification. All items will be moved to cargo hold. Tamam. Taktık değil mi şeyleri? Kontrol edelim. Missile launcher, Dragon, tamam. Bunu mesela boyamak istiyorum. Nasıl boyanıyor bu? Ha. Başı kırmızı olsun. Ya da dur bir dakika. Aynen şöyle askeri renk olsun abi. Güzel. Şu kısmı da yapalım. Üf üf üf. Aynen bu da bu yeşil olsun. Şu kısımlar ne olsun? Ne gider buraya? Ha burada şey var, açabiliyorsun rengi falan. Anladım. Nice. Yavrum beni ne uğraştırıyorsun? Burayı da yapsan aynısını. Güzel.
Şimdi biraz bir şeye benzemeye başladı. Şu kısımları falan da şey yapabiliyor musun? Burayı ne renk yapılır? Yine aynı renk olsun. Ha. Bu biraz metalik olsun abi burası. Burası olmadı ya. Heh. Böyle. Evet, o bu oyunda böyle bir şey işte. Bak burası da böyle Atlantis. Şey Atlantis diyorum. Neydi bura? Unuttum ya. Boş ver işte şehir. Büyük bir şehir yapmışlar. Böyle içine giriyorsun, dolaşıyorsun Cyberpunk gibi. Bir sürü görev falan var. Alın oynayın işte ya. Ben mi söyleyeyim size? Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben bir uzayda gezmeye devam edeyim ya. Görev mörev yapayım. Oo, bu manzara acaba buraya çıkabiliyoruz mu ha? Ha yok, buraya çıkamıyoruz. Nereye Orhan? Aynen çıkıyorum. Bunu zaten YouTube için çekiyorum ya. Güzel video oldu. Hadi kendinize iyi bakın, görüşürüz. Ha, altısında mı oynayacaksın? Tamam o zaman. Ya gemiyi satacaktık. Gemiyi satamadık işte. 16 bin alıyor gemiyi. 90 bin liralık gemiyi 16 bin lira istiyor şerefsiz. Ben de satmadım. Gül gibi gemi satılır mı ya? O yüzden ben burada oturacağım ve bu gemiyi satmayacağım ya. Kimse kralı gelirse bu gemiyi alamaz benden ya. Yazık, günah değil mi? Ben o kadar uğraştım o gemiyi almak için ya. Hadi görüşürüz.